Programımızın bu bölümünde operatör doktor Tansel Kaplancan bizimle birlikte. Benim son dönem duyduğum ve merak ettiğim ve ilk defa konuşacağım bir yöntem Rossi yöntemi. Son dönemde bayağı konuşuluyor ve hani herkes bunu soruyor. Ben de size soracağım. Bu yöntem nasıl bir yöntem? Bize anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Aslında Rossi yöntemi 1984'lerden beri var. Fakat hep başarısızlıkla sonuçlanmış. Ve bundan dolayı bununla uğraşan doktorlar motivasyon kaybına uğramışlar ve bu bırakmışlar. 2000'lerin başında çok uğraşarak burada bir 10 yıllık bir hazırlık var. Ana mekanizma şu: olgun sperm, kuyruklu veya matür dediğimiz sperm dışında bunun bir öncül hücreleri, yani bir önceleri, kuyruksuz yuvarlak spermden çocuğu yapabilir miyiz diye uğraşmışlar. Ana mekanizma bu. Burada neden böyle düşünmüşler? Çünkü mikrotesede biz %56 sperm buluyoruz. Tamam, çocuk denemesine girişiyoruz mikroenjeksiyon X'i. Ama %44'lük grup hayal kırıklığı içinde evine dönüyor. Bu gruba ne yaparız diye düşünmüşler ve görmüşler ki round spermatitten, yani kuyruksuz spermin, bir olgun spermin bir öncüsünden, bunu geliştirerek ve ekstra teknikler kullanarak gebelikler ve daha sonra canlı doğumları başardılar. Ve bunun üzerine de yaklaşık son 2 yıldır, 1,5 yıldır da Türkiye'de de bu sistem uygulanıyor. Zor bir süreç. Bunu hastaya net açıklamak lazım. Çünkü burada başarı oranı tüp bebekte, mikroenjeksiyonda, normal spermde %60-70'lerde iken buradaki başarı oranınız %15-18-20, fazla değil. Tamam, ama şunu anladım ben. Bundan önce de sıfırdı. Zaten ilginç kısmı orası. Yani siz %44'lük, %50'lik, tamam artık bırakın bu işi dediğiniz grubun %15-20'sine bir heyecan katıyorsunuz ve heyecan sonrasında da mutluluk tadıyorlarsa, bunu denemek, bunu böyle söylemek bize düşüyor. O yüzden bunu kabul edecek hastalarla yola çıkıyorsunuz. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor ama yani sonuçta bu heyecanı yaşamak isteyenlerle beraber biz de heyecanı yaşıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? Yani ne kadar zaman ayırmak gerekiyor? Tam olarak bizim yapmamız gerekenden çok, anladığım kadarıyla sizin yapmanız gerekenler var. Burada önemli olan aslında bu işin spermatit dediğimiz yuvarlak, kuyruksuz sperm, spermatit, round spermatit dediğimiz, zaten Rosie'nin açılımı da öyle, round spermatit injection. Buradan geliyor. Round spermatitleri bulup nasıl bulacaksınız? Normal menide round spermatit çıkar mı? Çıkıyor. Normal menide çıkan round spermatitler kullanılmıyor. Testisin içinden, MESA veya testisten mikrotese yöntemiyle bulduğunuz round spermatitlerle fertilizasyonlar, döllemeler ve gebelikler ve çocuklar oluşmuş. Bu 10 yıllık çalışmanın emeği olduğu için bu şekilde devam ediliyor. Yani round spermatit normal menide çıktı. Siz bununla tüp bebek denemesi Rosie yapamazsınız. Çünkü denenmiş ve başarılı olmadığı gözükmüş. Mecburen testisten, kimi zaman TESA'yla, iğneyle, kimi zaman MESA'yla, kimi zaman PESA'yla, bunlar da iğne yöntemleri veya açık yöntemler, kimi zaman da mikroskop altında TESA yöntemiyle oran spermatitleri bulacaksınız. Bulduktan sonra da bunları laboratuvara vereceksiniz. İşte asıl orada başlıyor. Ne yapıyor laboratuvar? Laboratuvarda bunlara humalı bir çalışma var. Bu çalışmanın içinde işe yarayan gruplar var, işe yaramayan gruplar var. Bunların seçilmesi lazım. Özellikle benim son 4 aydır uyarılarla yapmaya çalıştığım şey şuydu. Elonge spermatit denen bir durum var. Normal round spermatitle normal kuyruklu olgun sperm arası bir bölüm var. Bu bölüm Rosie'de kullanılmaz. Çünkü zaten elonge spermatit dediğimiz, hafif kuyruk çıkmış sperm dediğimiz bu görüntü laboratuvarda zaten denenip çocuğu olan hastalar var. Onlara X'i yapıyorsunuz. Yani elonge spermatit var bende, tamam X'i yapın o zaman. Ama işte elonge spermatit var dendikten sonra bunu yapmak lazım. Ama elonge spermatit var derken sonra mikroteseye girip de elonge spermatit bulamıyorsanız, round spermatit buluyorsanız, o zaman ya testinizde bir sıkıntı var ya ameliyatınızda bir sıkıntı var. Çünkü siz hastanın menisinde daha ileri evre buluyorsunuz. Ama bir önce ameliyatta daha geri evre buluyorsunuz. Bu çatışmayı ben 4 aydır uyarıyorum. En sonunda Tanaka'nın sistemine döndüler. Döndüler. Niye döndüler? Çünkü SB1, SB2, SB3, SB4. Asıl sıralama budur. Yani normali budur. Çünkü bu işin erbabı bu Rosie sistemini Rosie yaparken asla ve asla elonge spermatitleri, yani round spermatitin bir ilerisini veya olgun spermleri kullanmadı.
Rozi sisteminde round spermatit kullandı. Yani round spermatit injection bitti. Onun başka tipini kullanmadı. O zaman siz elonge spermatitlerle tüp bebek yapıp doğum yapıyorsanız o zaman o elonge spermatitlerle olur. Rozi olmuyor. Bu çok ayrılıcı bir şey ve bu tartışma yaklaşık 4 aydır bizim ülkemizde de var. En sonunda şöyle bir şeye geldik. Bu sistemde SB1, SB2, SB3 gibi rant spermatitin 4 sınıflaması kullanılmaya başlandı. Çünkü böyle olması lazım. Böyle olunca hastaların kafaları da karışmıyor. Hani elonge olan hasta ameliyat elonge çıkmayınca bende niye elonge yok diyor. Halbuki çıkmıştı. O yüzden bu daha netleşti. Daha doğru yapmaya başlandı. Daha doğru yapılırsa hasta daha çok aydınlanacak. Hasta daha çok aydınlanırsa sonuçta umutsuzluk ve mutsuzluğu çekerken veya olumsuzluğu yaşarken neden olduğunu da bilmesi lazım. Ay, bu doktorluğun eğitimi hiç bitmiyor değil mi? Yine kendi aranızda da paylaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Amerika menşei galiba Rossi, ben öyle biliyorum, yanlış olmasın. Japon. Japon mu? Ben Amerika'da tartışmaları özellikle okudum son yıllardaki. Evet. Son bir yıl içinde onlar bayağı inançlarını yalnız kazanmış durumdalar ve bayağı da çabalıyorlar bunun için. Türkiye'de durum nasıl? Japonya'da bu çıktığı zaman bütün ülkeler rigid yaklaştılar. Yani nasıl olacak, nasıl olacak? Halbuki söylediğim gibi daha önce bu İspanya'da denenen bir şey. İspanyol doktorlar tarafından denenen bir şey. Fakat süreçte olumsuzluklar mutsuzluğa gittiği için herkes geri adım attı. Fakat Tanaka buna inançla gittiği için, 10 yılını verdiği için, artı üzerine daha da süre verdiğinden dolayı bunu başardı ve ilk 90 bebekle dünyada bu işi ortaya döktüğü zaman herkes bir ne oluyoruz dedi. Onun üzerine en son kongrede de Amerika'da da bunu sundu ve çok ciddi bir şekilde aşama kaydetti. Fakat burada çok net bir şey söylemek lazım. Tanaka da böyle yapıyor çünkü. Net olan şey şu. 1. Hastaya net olacaksın. 2. Yüzdeyi belirteceksin. 3. Hastanın elonge spermatitini falan kullanmayacaksın. Roundla yapacaksın. O zaman Rozi bu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sizin yaptığınız var mı hiç? Var. Evet. Şimdi biz de bu Rozi, ben 1,5 yana 1 sene takip ettim. Takip ettikten sonra gerçekten bunun, hani nasıl Amerikalılar böyle bir adım geriden durdularsa ben de öyle durdum. Ve gerçekten inanılmaz embriyolar yapıyoruz. Yani böyle 5. gün embriyosunu gördüğün zaman diyorsun ki bu round spermatitten mi oldu diyorsun. Ve transferlerini yaptık. Araya pandemi süreçleri girdiğinden dolayı bakanlığımızın engellemeleri, doğru yasaklamaları, bütün dünyada da oldu bu. Evet, yani evet. ASRM'de, bir ara verildi. Yani global bir engelleme oldu. Çünkü sonucun ne olacağı belli değil. Transferlerimizi yeni yaptık. Bakalım hayırlısı. Biz de iyi cevaplar bekliyoruz. İnşallah sonuçlar iyi çıkar. Başka yerlerde denediğim hastalardan gebelikler var, doğumlar. O yüzden hani bir sıkıntı yok. Ama şu an benim özellikle uyarmaya çalıştığım bu Rozi sistemi gelişecek, çoğalacak, sıçrayacak, her yapılmaya başlanacak. Fakat burada şeffaf olmak lazım. Yani net bir şekilde hastaya ben bunu yapacağım, sende bu olur. Bunu söylemek lazım. Evet, ama bir yandan hani hep doktorlar bunu söylüyor ama ben de şunu savunuyorum açıkçası. Doktoru seçelim, iyi olduğuna kanaat getirelim. Bir de elektrik çok önemli sizin işiniz. Yani tüp bebeğin hepsinde, kadın doğumcular kısmında da, üroloji kısmında da. Biz size güveneceğiz. Ne diyorsanız yapacağız. Açıkçası ben biraz kendimi Türk hekimlerine emanet edenlerdenim. Öyle olmasında daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O zaman iyi çalışmalar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam, ümit verdiniz. Bir şöyle bir tekrar son bir dakikanın içinde bize özetler misiniz? Rossi yeni bir yöntem, benim ilk defa konuştuğum bir yöntem hem bu programda hem kendi diğer programlarımda. Dolayısıyla özellikle bunu bir cümleyle tekrar ya da bir dakikayla tekrar sizden duymak istiyorum açıkçası. Rozi eski yöntem ama Rozi'nin tekniği gelişti. Rozi'nin tekniği gelişince bu umut ettiğimiz gruplarda pozitif sonuçlar, gebelikler alınmaya başlanınca artık evet dediler. Rozi işe yarıyor. İşte bu işe yarıyor kısmında laboratuvarın önemi çok önemli. Sizin yaptığınız müdahalede bulduğunuz round spermatitler çok önemli. Bunların ayrılan tipleri var. 1, 2, 3, 4. Bunlar çok önemli SB'ler ve bununla beraber kombine olan bir şey. Bunu yaparken de hastaya karşı şeffaf olup bir takım garantiler vermeden %15-20 bandında şansının olduğunu söyleyerek bu şekilde söylendiği zaman hiç sorun çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten hiç ümitsiz vakalar olarak uğraştığımız grup, Rozi grubu.
Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için bu dakikalarda ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Operatör Doktor Tansel Kaplancan bizimle birlikteydi. Üroloji uzmanı kendisi. Bakın programımızda hangi hekimle hangi konuyu konuşuyoruz?